Herkese merhaba. 02604 kodlu güzel bir uzun saplı bağlama tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Bilmiyorum odaklıyor mu, odaklamıyor mu. Bu güzellikler yeni çıktı. 42 tekne. Uzun saplı. Biz buna 022 tel taktık. Çünkü çalımı çok yumuşak arkadaşlar. Hatta 022 takmamıza rağmen yine yumuşak. Daha az önce atölyeden çıkarttım yukarı. O yüzden akortları bozulabilir. Biz akort ettik. Ufaktan biraz çaldık. Ama akordu bozdursa burada hemen yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Artık kusurumuza bakmayın. Yani ilk aldığınız zaman akordun biraz çekmesi, kendine gelmesi, bağlamanın biraz kendine gelmesi zaman alıyor. Ama biz yine de haber verelim istedik. Çünkü çok soran dostlarımız var bu ara bağlamalarımızı. Biz de böyle yeni çıktıkça sizlere haber vereceğiz arkadaşlar. Hemen çalıyorum. Üstte kapağı olmayan bir modelimiz. O yüzden sola da çevirebiliriz. Aklınızda bulunsun. Fiyatlarına da web sitesinden bakabilirsiniz. Oradan yine sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuzu gönderiyoruz. Ama şu türküyü çalmadan can asla bırakmam. Hemen istersen diğer bağlamamızı da alalım. Bu güzellik de kime gidiyor ise hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Şöyle yandan vereyim de. Bu da tatlı mı tatlı, şirin mi şirin, fıstık mı fıstık bir bağlamamız. Maun. Az önceki de Maun'du. Evet, kahve serisinden. Kahve serisinden de az önceki serimiz. Bu güzelliği de farklı bir cila sistemi kullandık. Ağacın dokusu da geliyor ama parlak bir yapıya sahip. Böyle farklı, arada bir tane böyle farklı bir bağlamamız olsun istedik arkadaşlar. İlk zamanlar böyle akort çok bozuluyor arkadaşlar. Daha iyi. 02601 kodlu bağlamamız. Tabii bu güzellikler çaldıkça hem teller oturmuş olacak hem de bağlamalar biraz kendine geleceği için daha güzel olacak. Eğer mümkünse gelip burada mağazada çalmanızı tavsiye ediyorum. Bu güzellik de yine 42 tekneli. Bu güzelliğin de üstünde ses kafesi yok. Kapak, ses kafesi de diyebilirsiniz. Bu güzellik de sola çevrilebilir arkadaşlar. İki modelden de yapıyoruz. Üste kapağı olan modellerimiz de var. Az sonra çalacağım bağlamaların içinde. Onlardan da olacak. Uzun da yok. Uzun da yok, kısa da var. Tamam. Bu aralar biraz üstten kapaksız da yapıyoruz. Solak isteyen arkadaşlarımız çünkü çoğunlukta oluyor. Onları da düşünerek hem de böyle modelimiz de bulunsun diye. Zaten ara ara yapıyorduk. Bu ara biraz daha fazla çoğaltacağız. Hemen bakalım buna da. Thank you.
Tabii tonu da çok güzel. 42 tekne olduğu için de tabii bir tık daha böyle bas bir tonu var ama kulağı fazla rahatsız eden bir bas tonu değil o. Gayet bütün sesleri keyifle duyuyorsunuz arkadaşlar. Hemen istersen diğer bağlamamıza geçelim. Bunu al, yeniyi ver. Eskiyi al, yeniyi ver. 0-2603 kodlu 39,5 tekneli bir yaprak tut. 0-2603, yine Can'ın da söylediği gibi üstte kapağı olmayan mat yaprak dut. Tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir bağlama. Korkuyorum Can akordu bozulmuş mudur diye. Yine var. Durmaz çünkü bu. Bugün durmaz. Tekneydi. O yüzden çalımı da biraz daha rahat diğerlerine nispeten. Gerçi hepsi çalımı rahat ama hani bazen boyut alarak parmaklarım çok kısa falan diyorsunuz ya arkadaşlar. Bir bahane ya aslında. Değil mi? Bahane. Genelde arada yani milimetrik farklar vardır. Ama olsun, kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Bu da elim çok küçük, barınaklarım çok küçük diyen arkadaşlarımız için nispeten, yani diğerleri de aslında uygun da nispeten daha uygun arkadaşlar. Öyle de bir aklınızda bulunsun. Genelde bahane geliyor arkadaşlar bana. Çünkü parmaklarınızı yeterince çalıştırırsanız bu tarz şeyler hiç aldırış bile etmeyeceksiniz. Bazen çünkü yani şu zaten küçücük bir sap değil mi? Bana mı öyle geliyor? Yani divan bağlama çalışıyor. Yani şu divan bağlamayı nasıl çalacaksın? Herkes cüraya göre düşünürse divan bağlamayı kim çalacak? Ya da uzun saplı daha büyük tekne, 45 tekneli bir bağlamayı kim çalacak? Evet, 48 tekne de var. Bu da 45 tekne, bu da küçük değil yani. O parmaklarınız hiç çalışmadığı için size cüra da versek onda da zorluk çekersiniz. Ölçü veren var ya. Egzersiz yapın arkadaşlar sürekli. Bağlamaya daha hakim olduğunuzda çok daha keyif alacaksınız. Bu güzellikle 0-2602 kodlu maun mat 45 tekneli bir kısa saplı divan diye söylüyoruz ama tabi divan bağlama uzun saplı olur ve 52 tekne olur.
Ama biz halk arasında böyle daha rahat anlaşıldığı için yanlış bir tabir kullanıyoruz. Bunun farkındayım. Kısa saplı divan dediğimiz zaman, yani kısa saplı ve büyük tekneli bağlama anlamına geliyor aslında arkadaşlar. Normalde kısa saplı bağlama yani. Çok kısa şey, kalın geliyor parmaklarıma Can Bey. Parmak uzatma hizmetimiz de mevcut. Atölyeye sokuyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz buradan egzersiz. Parmakları uzatamazsınız ama egzersizlerle yetişmeyecek hiçbir nokta yoktur arkadaşlar. Tabii insani koşullarda. Yani bu la'dan la'ya da getirirsiniz. 45 teknede bunu yapabilirsiniz. Hem bağlamaya daha hakim olacağınız için daha güzel, daha hoş tonlar elde edersiniz. Normalde hani şöyle basarsınız ya. Bakın aslında gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada böyle ufak tefek espriler yapıyoruz. Bundan alınan gücenen yoktur diye tahmin ediyorum. Bu tarz şeyler tamamen sizin algınızı açmak amaçlı söylüyoruz arkadaşlar. Yani elinize göre bağlama ararsanız bulamazsınız arkadaşlar. Özel yapın istersiniz. İncecik oklava gibi sapı olsun istersiniz. O da bir süre sonra sap atar. O yüzden bunlara takılmayın. Bol bol egzersiz çalışın. Bağlama hakimiyetinizi arttırın ki işte şurası böyle burası böyle gibi kendinizce bahanelerden uzaklaşmış olursunuz. Yarın bir gün çünkü bir arkadaşınızın bağlamasını aldığınız zaman yani size göre her yerde bağlama bulamayız yani parmaklarınıza göre. Genelde hanımefendilerde bu söylem oluyor. Parmaklarım ince deniyor. Normalde benim parmaklarım da çok uzun değil arkadaşlar. Tombik parmaklarım var. Ama bunları eğittiğiniz zaman bahaneler ortadan kalkıyor. Bağlama hakimiyetiyle beraber daha güzel tonlar çıkartıyorsunuz. Web sitemizden siparişlerini verebilirsiniz. Yolunuz düşerse mağazamıza bekleriz. Cibali Mahallesi, Şeyh İlahi Sokak, No 2'deki binamızdayız arkadaşlar. Bağlamalarımız giriş katta atölyede yapılıyor. Bir üst katta mağaza bölümünde de satışa çıkıyor. Buraya geldiğiniz zaman bağlamada kullanılan ağaçları da görebilirsiniz. Bir oda da orası için espri yaptık. Malzeme ofisi diye bir yer ayarladık sizler için. Geldiğiniz zaman bu ağaçları da görebilirsiniz. Ya da atölyeden geçip mağazaya gelebilirsiniz. Zaten orada bütün ağaçları da göreceksiniz. Onun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da WhatsApp'tan bize yazarsanız çok sevinirim. Çünkü yorum bölümünde birçok şeyi konuşmak istiyorsunuz ama orada hoş olmuyor. Hani fiyat konuşmak falan gerek olmuyor yani oraya. WhatsApp'tan yazarsanız daha hızlı bir şekilde ve güzel bir çözüm buluruz arkadaşlar. Size yardımcı olabiliriz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.